artık yemek ve bayat ekmek kutusunun birlikte olduğu ikili sistem olarak tasarladığımız kutuyu vatandaşlarımızın talep ettiği noktalara montajını gerçekleştiriyoruz. Artık yemek ve bayat ekmek kutusunun uzunluğu 1,5 metre uzunluğu, 60 santimetre genişliğinde, 1 metre 20 santimetre yüksekliğinde, içerisinde 2 adet kova bulunmakta, kovaların içerisinde poşet bulunmakta. Personelimiz günübirlik bu poşetleri değiştirmekte. Burada alınan artık yemekler ve bayat ekmekler geçici bakım evine götürülüp ayrıştırma işlemi gerçekleştirilmekte. Ayrıştırma yapılan artık yemekler, bayat ekmekler orada bulunan sokak hayvanlarına verilmekte. Artan kısımlar ise müdürümüzün belirlemiş olduğu bölgelere sokak hayvanı için bırakılmaktadır. Birinci amacımız elde ettiğimiz bayat ekmek ve artık yemekleri sokak hayvanları için kullanılmaktadır. İkinci amacımız ise israfın önüne geçmektedir. Birleşmiş Milletler'in yayılmış olduğu rapora göre ülkemiz gıda israfında 3. sırada, kişi başına 93 kilo gıda israfı yapılmakta. Bu proje ile israfın minimum seviyeye inmesine katkı sağlayacağını hedeflemekteyiz. Vatandaşlarımızın bizlere dönüşleri olumlu oluyor. Vatandaşlarımızın talep ettikleri noktaları arkadaşlarımız değerlendiriyor. Uygun görünen yerlere montajı gerçekleştirmektedir. Vatandaşlarımızın evlerinde veya toplumsal alanlarda kullanmış oldukları arta kalan ekmek ve yemekleri geri dönüştürerek burada sokak hayvanlarına veriyoruz. Onun dışında yine bizim burada kendi hayvanlarımızdan arta kalanlarda yine sokaklardaki veya dağlardaki hayvanlara da rutin bir şekilde dağıtımını sağlıyoruz. Hem bu şekilde israfın önüne geçmiş oluyoruz hem de daha fazla hayvana ulaşmış oluyoruz. Daha fazla hayvana konforlu bir hayat sunmuş oluyoruz. Yaptığımız işten mutluyuz, severek yapıyoruz. Süzüldükten sonra kova yardımıyla makinemizi atıyoruz. Hem hayvanlarımız bundan yararlanıyor, hem ekmekler, yemekler israf olmuyor. Mahallemizde karşılaşmıştım bu kutulardan. İlk şaşırmıştım fakat sonradan gerçekten öğrenince çok hoşuma gitti. Biz de evimizde artan yemekleri, ekmekleri bu şekilde atıyoruz. Hem sokak hayvanları yemiş doymuş oluyorlar hem israf olmuyor. Bildiğiniz üzere ekmekler, yemekler şimdi atıyoruz, çöpe gidiyorlar. Fakat böylelikle sokak hayvanları da doymuş oluyor. Gerçekten çok anlamlı bir proje olarak değerlendiriyorum.